Merhaba değerli seyirciler, ben Oktay Özdemir. Bir video çalışmasında daha karşınızdayız. İHA mülakatlarına baktığımızda ve başvuruculardan genelde ve takipçilerden yapılan yorumlara ciddi takip ettiğimizde karşımıza özellikle siyasi kovuşturmalar hakkında, devlet takibi hakkında korkular, ciddi tehlikeler, zulüm ve işkenceler, bunların anlatılamamasından kaynaklı yaşanan ya da anlatıldığında karşı tarafın anlamamasından kaynaklanan problemlerden dolayı olumsuz cevaplar alındığı görülmektedir. Bunu sadece Almanya özelinde düşünmeyiniz. Bu Fransa içinde, İsviçre içerisinde, Norveç içinde, Danimarka içinde, Amerika içinde, Kanada içinde, yani Avrupa'daki iltica kabul eden diğer ülkeler için de geçerli bir kuraldır. Eğer bir kişi hakkında siyasi kovuşturma varsa sığınma hakkına sahiptir demektedir kanunlar genelde. Yani dolayısıyla siyasi kovuşturmayı da anlarken adli idari olaylar, davalar değil, yani icralık dosyalar ya da vergi borçları gibi problemler değil, daha çok siyasi erkin hukuksuzluğu çerçevesinde adliyenin, hukukun tahakküm altında kalarak yanlış karar vermesinden dolayı oluşan haksız cezalar, hapis, mahkumiyet kararları, yakalama, tutuklama, soruşturma, iddianame, hüküm gibi olayları içermektedir. Bu çerçevede olaya baktığımızda karşımıza birkaç senaryo çıkmaktadır. Birincisi, insanlar normal vizeyle çıkıp bir ülkeye gidip iltica edebilmekte. Hakkında yakalama, tutuklama, soruşturma, iddianame olduğu için saklanmakta, gaybiyet yapabilmekte veya hapis cezasına çarptırılmıştır, hapis yatmaktadır. Ya da hüküm onandığı halde, yani 6-3 ya da 7-6 aldığı halde hapse girmeyen insanlar da bulunabilmektedir. Bu sebeple iltica ettiğiniz ülkelerde raportörler bu durumu anlamakta zorlanmaktadırlar. Bunun doğru izah edilmesi gerekmektedir. Yoksa şu şekilde düşünülmektedir. Madem sizin hakkınızda yakalama, tutuklama var, 2 yıl, 3 yıl nasıl kaçabildiniz? Ya da yakalama, tutuklamanız olduğu halde nasıl normal yolla çıkabildiniz diye bakılabilir. Veya cezasını çekmişsiniz, 6-3 almışsınız, işte 4-3'ünü ya da 3-2'sini yatmışsınız, neticede serbest kalmışsınız ya da gözaltında tutulmuşsunuz, serbest kalmışsınız, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmışsınız, adli kontrol şartıyla ceza serbest bırakılmışsınız. Bunlardan herhangi birisi veya çoğu hepsi olabilir. Raportör şöyle düşünmekte: hukuk işlemiş, serbest kalmışsınız. Bundan sonra size bir şey olmayacak. Peki başvurucular nasıl düşünüyor? Ya ben hapis yattım, mağdur oldum, ömrümden şu kadar yıl gitti şeklinde düşünülmektedir. Evimden oldum, yuvamdan oldum, işimden oldum, aşımdan oldum, çocuklarımdan oldum, sağlığımdan oldum şeklinde söyleyebilmektedirler. Evet, doğru. Ama buradaki raportörün bakış açısını, hukuk işlemiş, serbest kalmışsınız. Yani bundan sonra hakkınızı mahkemeye giderek, iç hukuku bitirdikten sonra Avrupa İnsan Hakları'na giderek siz bu durumu düzeltebilirsiniz anlamına gelmektedir. Peki hangi kritere göre bunu düşünebilmektedirler? Baktığımızda 4 Kasım 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesine baktığımızda, özgürlük ve güvenlik maddesinde, orada 1. maddesi, herkes özgürlük ve güvenlik hakkına sahiptir diyor. Fakat C maddesine baktığımızda, devlet sizi suçlu olarak gördüğü zaman, yani bir suçluyu suçun büyümesini ve zarar vermesini, topluma zarar vermesini, devlete zarar vermesini önlemek amacıyla tedbir amaçlı suçluyu gözaltına alıp tutuklaması insan haklarına aykırı olarak gözükmemektedir. C maddesine baktığınızda. 8. maddeye baktığınızda ise bir kişinin ivedilikle bir hakim ve savcı, adli idari mercinin karşısına çıkarılması ve gerekirse para verip onun karşılığında serbest kalabilir ibaresi bulunmaktadır. Hani mealen söylüyorum. Burada şu anlaşılıyor 5. maddeye baktığımızda. Devlet sizi suçlu olarak gördüğü için tutuklaması, mahkum etmesi bu maddeye aykırı olarak gözükmemektedir. Yani siz haksız yere tutulduğunuzu, bu suçu işlemediğinizi ve bunu ispat ettiğiniz takdirde bu sefer
haksız yere hapis yattığınız ortaya çıkacak. Dolayısıyla 5. madde size işlememiş olacak. Devlet sizi suçlu görüyor. Bunu hak olarak görmekte. Raportör de hem C maddesine hem de 5. 8. maddesine fıkrasına baktığında şunu görüyor. Siz adalet karşısına çıkarılmışsınız. Sizin için adalet tecelli etmiş ve serbest kalmışsınız. Dolayısıyla özgürlük ve güvenlik maddesine aykırı bir hüküm olmamış gözüyle bakmakta. Ya da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 15. 2. maddesinde bahsedilen temel haklara baktığımızda adil yargılanma hükümleri uygulandığı şeklinde düşünülebilmektedir. Yani bunu bugüne kadar verilen kararlarda görmekteyiz. Dolayısıyla burada başvurucu, iltica başvurusu yapan kişi aslında bunun haksız yere verilen bir ceza olduğu üzerinde durması lazım. Suçlu olmadığını ve bu olaylara, yani iddia edilen olaylar neyse, olaylarla alakası olmadığı üzerinde durması gerekir. Ve bununla birlikte ivedilikle kanun karşısına çıkarılması gerekir diyor madde. Tutuklamalara baktığımızda, hapishane ortamlarına, nezarethane ortamlarına baktığımızda bir, en az 12-15 ay sonra, 18 ay sonra hakim karşısında insanlar çıkarılıyor. İvedilik maddesi de ihlal edilmiş oluyor. Bu hak ihlallerinde bir mağduriyet olarak izah edilmesi gerekmekte. Peki diğer yapılan hata nedir? Hapse girdim, işte bakın belgelerim var ya da hakkımda yakalama, tutuklama iddianameler var şeklinde bakılmakta. Yine burada yapılan hata, raportörün her şeyi bildiğini zannetmek, belgeye de güvenmek. Yani en büyük hatalar. Bakın, işte benim yakalama, işte şu derneğin üyesiyim, şu partinin üyesiyim ya da şu cemaatin üyesiyim. İşte buyurun evraklarım. Ya da şu dini gruba mensubum ya da şu sosyal gruba ya da şu etnik gruba mensubum. Buyurun belgelerim. Bakın bundan dolayı da hakkımda şu yakalama, tutuklama, iddianame, soruşturmalar vesaire var şeklinde. İnsanlar genelde burada haber anlatır gibi olaylarını anlatabilmekte. Lütfen suçlama olarak algılamayınız ama yaşadığımız tecrübeleri ben sizlerle paylaşıyorum. Olayı yaşayan ve bu olayın tesirinde ve etkisinde kalan kişi sanki başkasının hikayesini anlatıyor gibi de anlatabiliyor. Devlet beni suçladı, hakkımda iddianame düzenledi, sonra hapse attı, 6-3 yaptım, çıktı. Burada insanın kendisi hikayenin kahramanı, hikayenin içerisinde değil. Yani dolayısıyla raportör bu kadar olayı yaşamış ve hakkında bu kadar şey olan birisi hiçbir olay yaşamamış gibi anlatıyor şeklinde düşünmektedir. Ağlak olmak da doğru değil. Bu raportörler insan tasarrufu, yani sürekli insanı dinliyorlar. İşin bir tarafı da bu. Buradan kaynaklanan hata, raportörün her şeyi bildiğini düşünmeyiniz. Ama konunun uzman olduğunun farkına olunuz. Hikayenizi anlatırken sadece belgeyi anlatmayın. Belgede yapılan haksızlıkları ve yaşadığınız maddi manevi, psikolojik zulüm, işkence varsa bunları da beraberinde anlatmanız gerekir. Çünkü bu Avrupa ülkelerinin anayasalarına baktığınızda çoğunda şu maddeyi görüyorsunuz. Örneğin Almanya Anayasası'na baktığınızda Almanya Anayasası'nın amacı insan onurunu ve haysiyetini korumaktır. Avrupa İnsan Hakları'na baktığınızda temel insan hakları maddesi 1. maddesine insana saygıdır. Hollanda'nın anayasasına baktığınızda eşit pozisyon ve eşit şartlarda tüm vatandaşlar eşittir. Yani baktığınızda insanın onur ve saygınlığını görmektesiniz. Dolayısıyla bu siyasi kovuşturmalar karşısında siz onurunuz, şerefiniz, haysiyetiniz, saygınlığınız, itibarınız hem toplum nazarında hem devlet nazarında sıfırlanıp vatan haini, terörist olmakla ya da bir suçlu gibi suçlanmaktasınız. Bundan dolayı da sizi bir suçlu kefesine koymaktadırlar. Halbuki bir haksızlığa uğramışsınız. Bir mağduriyet var. Fakat bu mağduriyeti yaşayan kişinin kendi bu mağduriyetini anlatmasındaki sıkıntılar da karşımıza çıkmaktadır. Nedir o? Olaylar olmadan önce ya da hakkınızda siyasi kovuşturmalar başlatılmadan önce siz devlet ve toplum tarafından sevilen, sayılan insanlardan birisiydiniz. Herkes size gelir, danışırdı, fikrini sorardı. Ya da başarı sertifikalarınız var, diplomalarınız var, kariyeriniz var. Bakın böyle bir onur sahibi, şeref sahibi bir insan
birdenbire siyasi kovuşturma açılarak devlet tarafından vatan haini ve terörist olmakla suçlanıyor. Toplum tarafından da parmakla gösteriliyorsunuz. Aynı zamanda hakkınızda yapılan iddialardan dolayı adınız internet sitelerinde KHK'larla tüm dünyaya ifşa ediliyor, deklare ediliyorsunuz. Yani bu vatan haini ve teröristtir diye. Şimdi bu süreç içerisinde bir fanusun içerisinde olduğunuzdan dolayı, çünkü artık bir baskıdan kaçıyorsunuz ve saklanıyorsunuz, kendinizi kurtarmaya çalışıyorsunuz, olaylarla alakanız yok gibi duruyor. Bana bir şey olmadı havası genelde. O şok doğru yaşatılamadığı için burada bir problemle karşı karşıya kalıyoruz. Adınız her yere ifşa edilmiş. Google'a girdiğinizde, adınızı yazdığınızda bir sürü iddia var. Ama bu iddialarla sizin hiçbir alakanız yok. Saygınlığınız, onurunuz, şerefiniz yerle bir edilmiş. Bunu anlatmak gerekiyor. Önce konumlandırmayı doğru yapmak lazım. Yani sizin haksızlığa maruz uğradığınızı raportörün anlayabilmesi için önce sizin kim olduğunuzu anlaması lazım. Siz kimsiniz? Kariyeriniz neydi? Hangi sırada hangi başarılarınız var? Ondan sonra siz neler yaptınız? Devlet ya da toplumun belli bir kesimi sizinle neden uğraşıyor? Bu iddianamelerdeki iddialar neler? Size bunların yaşattığı tesirler neler? Bunlar üzerinde durmak lazım. Üçüncüsü, Türkiye gibi ülkeler ya da Eritre, Somali, Yemen'i saymazsak, bunların dışındaki ülkeler Avrupa genelde güvenli ülke olarak görmekte. Türkiye'de mülteci kabul eden ülke, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Türkiye'de uygulanmaktadır. 4 milyona yakın Suriyeli vardır. Avrupa'yla da müzakere eden bir ülkedir. Dolayısıyla güvenli bir ülkedir. Güvenli ülkelerden gelen insanlar hakkında siyasi kovuşturma yok sayılmakta. Çünkü siz orada hakkınızı arayabileceğiniz hukuk mecraları bulunmakta şeklinde düşünülmekte raportörler tarafından. Bu sebeple siyasi kovuşturmaya uğrayan bir kişi, ülkenin güvensiz olduğu, Türkiye benim güvensiz bir ülke, işte Gürcistan güvensiz ülke, Kosova güvensiz ülke gibi şeyler doğru değil. Yani evet, Türkiye güvenli bir ülkedir. Ancak benim için güvenli değil tezi üzerinde durulması lazım. Haksızlığa maruz kaldığınız olayların bir listesini, bakın ben böyle bir vatandaşken devletim beni korumuyor, devlet beni korumak istemiyor, beni koruyacağına ben inanmıyorum. Bu hani devletin tüm mekanizmalarıyla sizi suçlu ilan etmiş ve bu suçlu ilan edişinden kaynaklı hadiselerden dolayı herhangi bir devlet dairesine gidemiyorsunuz. Gidemediğinizden dolayı sağlık imkanlarından, sosyal imkanlarından ve devletin olanaklarından yararlanamıyorsunuz. Bundan dolayı da hak ihlalleriyle karşı karşıyasınız. Bundan dolayı ülkenin güvensizliği değil, sizin güvende olmadığınız üzerinde durmanız lazım. Bundan dolayı örneğin Kürtler için Doğu ve Güneydoğu güvenli olmayabilir. Yaşanan hadiselerden dolayı işte İstanbul, Bursa, Ankara gibi değişik, yani batıya geçtiklerinde ülke onlar için güvenli olabiliyor. Ama aynı Kürtler için ya da diğer cemaat mensupları ya da farklı Aleviler ya da farklı duygu düşüncedeki insanlar, bugün hani muhalif olan kim olursa olsun devleti yönetenlerin hışmına uğramakta, dün devletin yanında olanların birdenbire eleştiriye başladıklarında bir bakıyorsunuz müesseselerine kayyumların atandığını görebilmektesiniz. Dolayısıyla burada muhalif olan herkesin yaşam hakkı, can güvenliği, hukuki güvenliğinin adil yargılanmanın olmadığını da görebilmekteyiz. Bu sebeple ülkenin sizin için güvenli olmadığını altını tezlerinizde doldurmalısınız. Burada hukuk işledi, serbest kaldı değil, benim için devlet takibi devam etmektedir tezi üzerinde durulması gerekir. Ben hapse girdim, işte hukuk serbest kaldım. Hapiste kaldığımdan dolayı bana iltica verin diye baktığınızda bu yanlış bir düşünce. Hapse girmek bir mağduriyettir. Gerçekten geçmiş olsun. Ama hapse girdiğinizden dolayı iltica doğru değil. Çünkü hukuk işlemi serbest kalmışsınız. Burada ya size yurt dışı çıkış yasağı konmuştur, ya size adli tedbir uygulanmıştır, adli kontrol vardır ya da günlük, haftalık, aylık imza vardır.
Bunu da ek olarak belirtmeniz gerekir. Hapishanelerin doluluğundan dolayı, yattığım süre ya da rahatsızlığımdan dolayı adli kontrol şartıyla devlet takibi devam ediyordu. Çünkü devlet bir dosya açtıysa bunu bir şekilde kapatmak zorunda. Ya hapise yatarak kapatmak zorunda ya da davayı düşürerek kapatmak zorunda. Dolayısıyla dava devam ettiğinden dolayı hukuksuzluk da devam ediyor manasına gelmektedir. Bunun üzerinde raportörün bu konuyu anlamasını sağlamak lazım. Peki başka ne? Hukuk işledi, serbest kaldı. Hakkımda siyasi koşturma var derken diğer baktıkları şey şu. Bu yapılan siyasi koşturma ya da hukuki işlem gerçekten doğru bir işlem. Yani siz suçlusunuz ve bu cezayı hak ediyor musunuz? Ya da gerçekten bu yapılan insanlık dışı bir uygulama mı? Onur kırıcı, aşağılayıcı, kanunsuz bir işlem mi? Kanunsuz bir ceza mı? Buna bakılmakta. Dolayısıyla raportöre evranızı, yaşadığınız mağduriyeti anlatırken bunun insanlık dışı bir uygulama olduğunu, kanunsuz, aşağılayıcı, onur kırıcı bir işlem ve ceza olduğu tezini de savunmanız gerekir. Çünkü size vatan haini ve teröristlikten bir ceza veriliyor. Açığa alınıyorsunuz, KHK ile ifşa ediliyorsunuz. Sonra savcılık soruşturma başlatıyor, iddianameler, hapisler. Sebep ne? Bankada hesabı olmak, bir iletişim kanalını kullanmak, bir gazeteye abone olmak, bir dergiye abone olmak, çocukları okula göndermek ya da bir partiye üye olmak ya da bir kermes ya da bir yardım değerlerine bağış yapmak. Burada temel şey bu bir insani çalışmadır. Eğitim hakkı insan kendi çocuğunu istediği dini, inanç ve felsefe düşüncesine göre yetiştirme hakkı var. Ya da bir insan yardım etmek istiyor, yardım etme hakkı var. Ya da muhalefet yapmak istiyor, bir partiye üye olma hakkı var. Bütün bunlara baktığınızda bu çalışmaları yaptığınız için sizin hakkınızda onur kırıcı, aşağılayıcı bir işlem yapılıyor. Fişleme, ihbar, KHK'yla atılma, KHK'yla kurumların kapatılması. Başka bir de onur kırıcı ve aşağılayıcı ceza veriliyor. Bunun size yaşatmış olduğu etkiyi anlatmanız gerekir. Çünkü siz o değilseniz önce konumlandırmayı doğru oturtmak gerekiyor ki onur, şeref, haysiyet sahibi yapılan işlerimin de onur kırıcı, aşağılayıcı bir ceza, saygısızca bir ceza ve işlem olduğu tezi üzerinde durmak gerekiyor ki raportör bu konuyu anlayabilsin. Bir konuda raportörlerin olaya bakışı açısından bakmak gerekiyor. İltica ettiğiniz dairelerde hangi ülke olursa olsun karşınızdaki her raportör üniversite mezunu, hakim, savcı ya da avukat olarak düşünmeyiniz. Farklı meslek gruplarından, farklı eğitim seviyelerinde olan insanlar. Lise mezunu da olabilir. Üniversiteyi terk etmiş birisi de olabilir. Yani gerekli eğitim almıştır. İltica dairesinde sizleri dinlemek için yetkili bir insandır. Yani eğitim seviyesi sizden düşük de olabilir. Ya da sizin mağduriyetlerinizle alakalı veya ülkenizle alakalı konuyla hiçbir bilgisi de olmayabilir. Adam haritada Türkiye'nin nerede olduğunu bilmeyebilir. Komşusunun Yunanistan olduğundan haberi olmayabilir. Bunlar yaşanan hadiseler. Bu sebeple raportörler der ki ben ülkeniz hakkında her şeyi biliyorum. Bana sadece kendinizle ilgili mağduriyetleri anlatın der. Arkadaşlar, takipçiler lütfen önce kendi mağduriyetinizi anlatın. Daha sonra genel fotoğrafa girin. İlk başta genel fotoğraflara lütfen girmeyiniz. Ülkede şunlar oldu, şuna şu oldu, bak buna bu oldu, buna bu oldu. Bana da bu olacak dediğiniz zaman raportör şöyle düşünüyor. Sağda solda bir şey, yani kendinden bir şey bulamamış, sağdan soldan toplamış, masaya getirmiş, beni iknaya çalışıyor diyor. Ya adam da bunu tabii ki doğal olarak yemez. Önce kendinizi anlatın, kendi yaşadıklarınızı anlatın. Benim başıma bu geldi, eşimin başına bu geldi. Eğer ben bugün buraya gelmeseydim, şu arkadaşımın başına gelen bana da gelirdi. O arkadaşına ne oldu? İşte hapse girdi. Gibi olaya bakmak lazım. Raportör kıl olabilir. Neticede bir insan. Raportör buz gibi olabilir. İnsan olabilir. Yani bilemezsiniz. Adam zaten doğru insanı almak, gerçekten mağdur ve
ülkeye ihtiyacı olan birisini almak istiyor. Dolayısıyla o kişinin sen olduğuna inanması lazım. Hal diliniz, vücut diliniz, beden diliniz ve sunumunuz ikna edici olması lazım. Raportör tersine aranabilir. Biz bunları biliyoruz. Sadece bana dosyalarını ver. Başka bir şey anlatma diyebilir. Nezaket ve teknik bir olay olduğundan dolayı dosyayı verdikten sonra, sorularını dinledikten sonra lütfen şunu da dosyama ekler misiniz deyip siz kendinizle ilgili önemli gördüğünüz bilgi ve belgeleri ısrarcı olarak dosyanıza kaydettiriniz. Almayabilir. Buna gerek yok, buna gerek yok diyebilir. Ama o sizin için önemliyse o evrak, lütfen raportöre ya not tutturunuz, lütfen tutanak yapar mısınız? Ya da almadığınızı bana bir yazılı taahhüt olarak verir misiniz? Gibi bir gerekçeyle o belgeyi kabul ettirmeye çalışınız. Çünkü sizi dinleyen raportörlerin bazıları direkt yetkili olmayabiliyor. O sizi dinledikten sonra tutanağını tutuyor. Daha sonra başka bir heyete gönderiyor. 3 kişilik heyet değerlendirdiği için dosyada sadece boş bir ifade tutanağı var. Evrak yoksa delilsiz dosya olarak görecek. Buradan da ret verecektir. Bundan dolayı raportörlerle çalışırken de lütfen evraklarınızı kabul ettirme yönünde bakınız. Hani raportör hatalarına takılıp hiç mi hırsızın suçu yok olarak bakmayınız. Siz kendi üzerinize düşeni yapınız. Orada dosyanızı sunarken hukuk işledi serbest kaldım havası estirmeyiniz. Dosyanızı verirken özellikle ülkenizin güvensiz olduğu değil, sizin için güvenli olmadığı tez üzerinde durmanız lazım. Üçüncüsü, yapılan işlemin onur kırıcı, aşağılayıcı, kanunsuz, insanlık dışı bir işlem ve ceza olduğu üzerinde durmanız gerekir. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle siyasi koşturmalarda. Aksi takdirde raportörler inandırıcı bulunmadı. İşte ya da bu derneğin üyesi olduğuna inandık ama yeterince somut delilleri yok diyebilir. Ya da hukuk işledi, serbest kaldı şeklinde düşünebilir. En çok da devlet takibi maddesiyle kıyaslıyorlar bunu. Madem devlet seni takip ediyor, siz nasıl oluyor da dışarıda dolaşabiliyorsunuz? Nasıl olup da yurt dışına çıkabiliyorsunuz? Madem hukuk işlemi serbest kalmışsınız, demek ki devlet seni takip etmiyor. Madem hapisten çıktınız, bazen hapisten çıkanlar pasaport çıkartabiliyor, kimlik alabiliyor, ehliyet alabiliyor. Madem hapis yattınız, bak hukuk işlemiş, devletten evrak alabilmişsiniz de diye düşünebiliyor yani baktığınızda. Takip edilen birisi devlete gidemez, giderse devlet tutuklayacak. Dolayısıyla hukuki metinlerinizle yaptığınız davranışlarda çelişebiliyor. Yani evet korka korka polise gittim. Hakkımda soruşturma vardı ama korka korka polise gittim. Ya da nüfus dairesine gittim. İşte pasaport için başvuru yaptım. Dedi ki senin hakkında işlem var. Ondan dolayı size pasaport veremeyiz dedi polis ya da nüfus müdürü. Onu korka korka çıktım. Seyahat özgürlüğüm engellendi. Yurt dışına çıkamıyorum diyebiliyor başvurucu. Evet ikisi de doğru. Ya korktuğu doğru, polise gittiği doğru, pasaportu alamadığı da doğru. Ama seyahat özgürlüğünü anlatırken arkadan şunu da anlatmış oluyor. Devlet takip etmemiş. Hukuk işlemi serbest kalmış. Kendisine bir şey olmamış. O zaman da reddi veriyor. Her doğruyu bilmeye hakkınız var ama her doğru her yerde anlatmaya hakkınız yok. Her doğru her zaman söylenmez. Çünkü iki doğru birbiriyle çelişiyor. Madem hukuk var, hakkını arayabiliyorsun. Hukuk işlemi serbest kalmışsın. Mantığıyla çelişiyor.